Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu: Vuruntu sensörü nedir? Görevi nedir? Vuruntu sensörü arızası nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? Vuruntu sensörü bozulursa ne olur? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi vuruntu sensörü motorda oluşan ve motora zarar verecek vuruntu ve titreşimleri tespit eden parçanın adıdır. Çalışma sistemi oldukça basittir. Motorda olmaması gereken bir vuruntu, bir titreşim, bir darbe söz konusu olduğunda yani bir vuruntu tespit edildiğinde bu vuruntu sensörü ECU'ya yani motor kontrol ünitesine sinyaller gönderir. Ve bu sinyallere karşılık olarak motor kontrol ünitesi de Durumu normale çevirmek için, yani bu sorunu çözmek için ateşleme zamanlamasını geciktirir arkadaşlar. Bu sayede bu vuruntu ve titreşimler e, en az seviyeye inecektir. Normalde araç motorunda devamlı bir vuruntu ve titreşimler olur. Siz bunların çoğunu duymazsınız. Lakin bu sensör bunları e, algılar ve motor kontrol ünitesine bildirir. E, motor kontrol ünitesi de bunun ön, e, ateşleme zamanlamasını geciktirerek bunun önlemini alır. Bu vuruntuların daha da yüksek seviyelere çıkmasını engeller. Yani sizin duymanızı engeller. E, bu sensörün görevi de budur. Şimdi vuruntu sensörü arızası nasıl anlaşılır? Yani belirtileri nelerdir diye soracak olanlara. Bu sensördeki arızalar genelde ani hızlanmalarda, ve araç yüke bindiğinde boy göstermektedir arkadaşlar. Yani e, aracınızın vuruntu sensöründe bir arıza söz konusuysa yani hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde demeyelim de o tabanda gidiyorsunuz 90 100 daha da hızlanmak istiyorsunuz. Eğer ki aracınızın vuruntu sensörü arızalıysa aracınız hızlanmayacaktır. Veya yüke bindiğinde o hızları bile görmeyecektir. Yani aracın torku düşecektir. E, vuruntu sensörü arızalarında motor arıza lambası yanar arkadaşlar. Motor arıza lambası yandığı gibi e, P0325 ve P0332 arıza kodları da e, motor kontrol ünitesi kaydeder. Yani bu arıza kodlarını duyduğunuzda vuruntu sensöründe bir problem olduğu anlaşılmaktadır. Onun dışında bu sensör arızalandığında e, motorda yani araçta teklemeler görülür, ani hızlanmalarda özellikle çok hissedilir teklemeler kendini gösterir. Onun dışında e, motorda titreme ve vuruntu sesleri boy gösterir. Tıpkı araç sente atlamış gibi e, ses ve e, vuruntular boy gösterir. Yani sente atlamasıyla vuruntu sensörü arızası çok birbiriyle karıştırılmaktadır. Onun dışında dediğim gibi ani hızlanmalarda büyük sıkıntılar yaşar. Araç aracı e, pardon araç diyorum. Motor kontrol ünitesi aracın hızlanmasına izin vermez. Onun dışında aracın ateşleme zamanlamasında sıkıntılar olacağı üzere aracınızın yakıtı e, %10 ila 15 oranında bir artış gösterecektir. Vuruntu sensörü, motor bloğu, silindir kapağı ya da emme manifoldunda yer alır. Sebebi ise motorda olan titreşimleri yani vuruntuları daha rahat algılayabilmektedir. Yani algılayabilmek içindir. Vuruntu sensörü motor ve parçalarını korur. Eğer ki sensör uzun süre arızalı kalırsa, yani aracınızda vuruntu sensörü arızalı, siz bunu biliyorsunuz ve bu sensörün e, değiştirmiyorsanız eğer araçta aracın motorunda kalıcı hasarlara sebep olabilecek bir parçadır. Bu sebeple eğer ki bu parça arızalıysa bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir. Vuruntu sensörünün insanlara en büyük sıkıntı yaşatan kısmı. Vuruntu sensörü arızalı ise araç yüksek devirlere çıkamaz. Motor kontrol ünitesi bunu engeller arkadaşlar. Vuruntu sensörü ile ilgili sizlere aktaracaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz sorular olursa her zamanki gibi cevap vermeye hazırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.